Merhaba arkadaşlar. Bugünkü durağımız Kahramanmaraş. Madalyalı şehrimiz. Dondurmasıyla, acı biberiyle, tarhanasıyla, eli böğründesiyle dört dörtlük hizmet veren esnafımızın bulunduğu şehir. Bakalım neler var. Ferah Dondurmaları Maraş'ta Trabzon Caddesi'nde 1956'dan bu yana hizmet veren dört dörtlük yerlerden birisi. Dondurması mükemmel. 30 çeşit dondurması var. Bakalım neler var. Çocuklara birer tane. Tabii, çocuk külahı veriyorum. Çikolata fıstık. Yok yok, sade olsun. Sade. Bu dövdükçe kıvam alıyor galiba. Lastik gibi oluyor değil mi? Aynen öyle. Evet. Sürekli burada dövelim. Biz ona işkence çektirdikçe o bize tat veriyor. Ya zaten bu dondurma normalde dövülüp geliyor. Ama fabrikada, fabrikasyon olarak dövülüyor. Makinalarda. Yani eskisi gibi şu anda dövmeye çalışsak dondurmayı yetiştiremeyiz. Doğru. Eski usul. Ondan dolayı artık fabrikasyonlaşmış yani. Biz burada ayrıca bir de burada dövüyoruz. Orta. Cihat'tan çiçek bahçesi gibi bir tezgahınız var. Sağ olun, teşekkür ederim. Neli dondurmalarımız var. Fıstıklı, Antep fıstıklı, limonlu, ahududu, bizim urnududu dediğimiz Maraş tabiriyle. Bu kadına özellikle çok alt bir şey. Bakın. Ve beyazla da, beyaz dondurmayla da karıştığı zaman aynı bir vişne reçeli gibi harika bir tadı oluyor. Doğal kendisidir. Urnududu'nun kendisidir. Meyvenin kendisini yiyor gibiyim. Yani bundan çok harika bir meyve. Allah başımızdan eksik etmesin. Burnu tutur öyle diyelim. Yani. Bunun farklı özellikleri de varmış. Tedavi edici özellikleri de. Tabii tabii. Tedavi ağız yarasına, suyunun kanser tedavisine iyi geldiğini söylüyorlar. Yani şoklayıp saklıyorlar bunu. Kışın çok küçük miktarlar halinde. İçiyorlar yani. Az az. Tavuk biterse de ilaç niyetine. Bir anda içerseniz şey olmaz. İlaç niyeti. Tabii çok ilaç niyeti. Bu mavi dondurma mı? Dondurması? Bu İtalyan karameli. İtalyan karamel. Evet. Bir adı firuze diyor. Firuze. Evet. Yanındaki? Çilek. Çilek. Doğal çilekten yapılmış çilekli dondurma. Sizin buradaki favoriniz? En çok beğenerek yediğiniz? Benim en buradaki sevdiğim urnututu. Urnututu. Ve fıstıktır yani. Fıstık. Tabii kendime sorarsanız da. Ve beyazla urnututudur. Beyaz. Genelde Maraş dondurması beyaz. Beyazla urnututu. Orijinali? Orijinali beyaz. Maraş dondurması beyazdır ha. Bu bitter çikolata galiba. Çok koyu. Evet. Bitter. Müşteri böyle alışmış. Böyle istiyor. Evet. Yani biraz açık olduğu zaman olmuyor. Yani müşteri tadı alışmış. İnsanların sizden beklentisini onlara veriyorsunuz. Tabii mecbur. Vermezseniz zaten olmaz. Kesinlikle. Burada ayrıca külahları görüyoruz. Kornetler. Üzerini kaplamışsınız. Bu güzel bir incelik. Evet, çikolata kaplama. Üzerinde Arjantin şekerleri var. Evet. Albenisi güzel olmuş. İnsanların ilgisini çekiyor. Burada başka börek, tatlı. Su böreği, tatlı. Kahvaltılık su böreği. Kahvaltı veriyor musunuz burada? Tabii. Kahvaltı açık bir şey değil ama şey var. Serpme var. Serpme kahvaltı. Normal kahvaltılar var iki çeşit. Yani serpme en şeyi serpmedi yani. Bir her gün? Bir... Her gün. Her gün var hiç. Onlar şey, şu Şokella'nın, Hatay değil bunlar. Tuzlu yoğurt değil mi? Bunlar Şokella'nın bir değişi. Şokella'nın fındık ezmesi bu. Ha, fındık ezmesi. Fındık ezmesi. Tamam. Su böreğimiz.
baklava çeşitlerimiz, evet. Bülbül yuvası. Bülbül yuvası, midye tatlısı. Midye tatlısı. Buna gelin bohçası da diyorlar, biliyor yok, musunuz? Yok, o ayrı. Kabak tatlımız. Kabak tatlısı. Ayva tatlımız. Ayva tatlısı. Çok güzel. Domates reçeli, incir reçeli. Domates ve incir reçeli. Biz onu kendimiz de salep yapımları yapıyoruz. Satıyoruz. Bu salep, orijinal salep. Evet. Şişeler haliyle. Bunlar 40 gram. 40 gram? Yok, 80 gram. 80 gram, 80 40 gram mı? 40 gram. Yani kilosu? 500 lira. 500 lira. İstanbul'da aynısının kilosunu 900 liraya satıyor. Nakliye mi biniyor, arıcılar mı kazanıyor? Bu iş böyledir abi. Orası biraz daha şey gibi. Şöyle bir gezelim. Porsiyonluk. Yaş pastalar. Treliçe. Treliçe. Treliçe, evet. Tiramisu. Bu pastalarımız, ooo, şu dikkatimi çekti. Tuzlu pasta, baharatlılar onlar. Zeytinlisi, maydanozlusu, haşhaşlısı, kuru pasta. Çok güzel, yani şeyleri, zeytini ve maydanozu katmanız hoş olmuş. Burada baharatlılar olsun. Bunlar baharatlı, acılı. Bunlar da baharatlı, acılı. Bu içindeki zeytin ezmesi mi? Evet, zeytin. Geçenlerde ben zeytin ezmesinden şey yaptım, omlet yaptım. Beyazını karıştırdım, üzerine de sarılarını yerleştirdim. Önce beyazı mı şey yaptınız? Önce beyazı pişirdim. Şeyle, zeytin ezmesiyle, Karıştırıp pişirdim. Üzerine de göz sarıları, olarak göz sarıları. Göz. Hatta biz de gülen surat yaptık. Çok güzel oluyor. Güzel mi? Hı hı. Bir denemek lazım. Bende de biraz yemek şeyim var. Denerim bir gün inşallah. Bakarız. Bütün kahvaltı bir tabakta oluyor. Evet, Maraş'ta tatları yanımız. Maraş dondurması üzerine ev yapımı vişne reçeli. Maraş dondurması üzerine Antep fıstığı. Buyurun. Bismillah. Kardeş ama vişneden bakmak istiyorum, tadına ne olacak? Tamam, ona da bakarsın. Abi bakayım mı önce? Ben onun bir yorumunu bak. Yapayım. Yumuşakmış da senin dondurma. Ahmet'ciğim, denedin mi? Güzel. İkisi harika. Hafı ekşim tatlı önce böyle. Önce bunu yiyelim, bunu yiyelim. Olabilir. Benim hoşuma gitti. Vişne de çok güzelmiş. Önce özeli yiyelim. Güzel. Afiyet olsun. Teşekkürler. Maraş dondurması üzerine Hatay fıstığı. Önce fıstığını mı yiyoruz? Çok güzel. Kesim. Ahmet abi, kesmeye çalışıyor mu? Ne yapacağız? Biraz kuvvet, kuvvet lazım. Motorlu bir testere lazım. İşin yoksa... tekniği. Ben abi ne anladım Maraş dondurmasından yemeğe? Hakiki Maraş dondurması. Dondurma ve vişne reçeli. Cahit Usta'nın bana özellikle önerdiği ikili. Ekşi ve tatlı. İkisi de arada mükemmel oluyor. Mutlaka deneyin. Cahit Usta, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dondurma üzerine vişne reçeli, ev yapımı vişne reçeli mükemmeldi. Siz ağzınızın tadını biliyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi insanlarımız Ferah dondurmaya nasıl gelirler? Burası nerede? Burası bize tarifini yapar mısın? Kahramanmaraş Trabzon Caddesi. Yani başka caddemiz yok çok şükür. Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde. Caddesi. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun abiciğim.